Lezzet Testi kanalımıza hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Günlük ürün inceleme videolarımızdan anında haberdar olmak isterseniz kanalımıza abone olabilir ve zil simgesine basabilirsiniz. Bu videomuzda Kinder'in çok yeni, ülkemize yeni gelmiş olan bir ürün çeşidiyle karşınızdayım. Kinder Cards. Şöyle gördüğünüz üzere kocaman bir paketi var. Fakat paketin büyüklüğüne kıyasla içerisinden sadece 5 paket çıkıyormuş. Ama her pakette de yine ikişer tane varmış. Bunun özelliği ne? Şöyle arkasına baktığım zaman hemen Almancalar dikkatimi çekiyor. İki gofret arasında çift kat krema olduğu yazıyor. Aynı zamanda da burada yine ikili paketlerin küçük porsiyonlarının işte yolculuklar için ideal olduğu yazıyor. O halde bize de açmak düşüyor. Ben şimdi hemen şu ambalajı açıyorum. Bakalım güzel bir şekilde açabilecek miyim? Ve sanırım sorunsuz bir şekilde açtık. Evet, ambalajlar çok şık. Gerçekten bayağı sevimliler. Gramajları da bayağı düşük. Sanırım incecik gerçekten gofret yaprakları mevcut. Ne yapalım? Hepsini çıkartalım mı? Şöyle birkaç tane çıkartacağım arkadaşlar. Hemen bu dış ambalajını da şöyle kapatıyorum ve yan tarafa alıyorum. Hatta şöyle koyayım ki ne incelediğimizi görelim. Evet. İçerisinden dediğim gibi 5 tane paket çıkıyor. Ben şöyle 4 tane rastgele çıkarmıştım. Şimdi hemen açacağım bir tane. Gerçekten tadını, lezzetini çok merak ediyorum. Çünkü Kinder Cars daha önce gerçekten hiç denemediğim bir ürün. Hatta ilk defa görüyorum desem yeridir. Ve file marketlerde kasanın hemen yanında özel bir reyon yapmışlardı. Orada bol miktarda vardı. Hatta Instagram sayfamızdan da story olarak paylaşmıştım. Evet. Şimdi ambalajın arkasında şöyle bir sürprizden bahsediyordu. Sürprizin ne olduğunu şimdi anladım. Arkadaşlar şöyle dışından baktığınız zaman bakın kupkuru. Dokusu falan da çok enteresan. Kupkuru sanki böyle hani yumurta beyazından beze yaparlar ya. Beze gibi bir dokusu var. Bezeyi bilirsin. Hani böyle beyaz beyaz olur. Fakat içinde bol miktarda krema var ve gerçekten de dışından baktığınız zaman hiç böyle içi krema dolgulu gibi gözükmüyor. Ben şimdi bismillah diyorum ve tadım testine başlıyorum. Birebir hep beraber iç kısmını görelim. Kesinlikle daha detaylı incelemek istiyorum. Biliyorsunuz lezzet testi kanalımızda detaylıca inceliyoruz. İç kısmına ben daha yakından bakmak istiyorum. Evet sanırım bu yeterli. İncecik. Bakın incecik bir gofret yaprağı var. Bayağı ince ve çok hafif, yok gibi. Kağıt helva kadar ince. Kremasını tabii ki de çıkartamayacağım ama bence deneyebiliriz. Gerçekten de bol miktarda Kinder sütlü çikolatanın birebir tadının aynısı. Yani bildiğiniz aslında Kinder çikolata var içerisinde. Biliyorsunuz Kinder çikolatanın yarısı beyaz oluyor, yarısı sütlü çikolata oluyor. Ve birebir tadı, lezzeti aynı. Bence hiçbir değişiklik yok. Şimdi sadece kakaolu gofretinin tadına bakacağım. Hiç bekletmeden yorumlarıma geçmek istiyorum. Oldukça keyifli bir ürün olmuş arkadaşlar. Ve umduğumdan, hatta beklediğimden daha da lezzetli olmuş. Fakat çok kötü bir yanı var. Kötü yanı ne biliyor musunuz? Bunu çayınızın, kahvenizin yanına yemek isteseniz yemezsiniz. Yani aman şöyle bir ısırayım, bir yudum kahvemi alayım, koyayım yan tarafa, yok. Başladığınız zaman anında bitirmek istiyorsunuz ve bence en kötü yanı bu. Kesinlikle başladığınız zaman durduramıyorsunuz kendinizi. Bu üründe gerçekten gofretinin miktarı kadar, hemen hemen ona çok yakın bir miktarda çikolata kullanmışlar. O yönüyle gerçekten çok hoş. Ayrıca da çantaya atmak için paketlemesini ben çok sevdim. Tam böyle gerçekten çantaya atmalık bir paket olmuş. Ama dediğim gibi başladığınız zaman kendinizi durduramıyorsunuz. Şimdi puanlamama geçeceğim. Bu arada eğer sizler bu ürünü denediyseniz file marketlerden alıp 1'den 10'a kadar puanlamanızı yorumlar kısmında yapmanızı istiyorum. Bakalım sizler kaç puan vereceksiniz. Ben çok bir kusur bulamadım. Yani kusur ne bulabilirim? Kinder çikolatası zaten şekerli bir çikolata, yoğun şekerli bir çikolata. Yani içerik kısmı çok sade olmasına rağmen bu kadar keyifli, eğlenceli bir ürün ortaya çıkartmışlar. Şimdi benim vereceğim puanlama
10 üzerinden ben bir puanlama yapmak istiyorum. Değerlendirme kartlarını bu videoda kullanmayacağım. 10 üzerinden 8 veriyorum rahat rahat arkadaşlar. Ve sanırım videoyu kapattıktan sonra bir paket daha açmayı düşünüyorum. Diyorum ve sıradaki ürünüme geçiyorum. Sonraki videoda sıradaki ürünle devam edeceğim. Kendinize çok iyi bakın. Sizleri çok seviyorum. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.